Merhaba arkadaşlarım. Bugünden itibaren minyatür derslerimiz başlayacak. Minyatür derslerimizin ilk dersinde nüans ve desenin minyatürde nasıl olması gerektiği konusunda bir iki numune size söyleyeceğim. Bildiğiniz üzere şu şekilde dümdüz ve ruhsuz çok mekanik duran çizgiler aslında minyatürde pek gözükmez. Klasik minyatürde ve hatta günümüzün minyatürlerinde daha fazla desenlerin nüansından, yani inceden kalınından, kalından inceliğine beraber güzel bir estetik anlayışı yakalanmıştır. Ve bu çeşitlilik ne kadar fazla olursa eser o kadar güzel olur. Örnek vereyim. Bunu tabii siz kaleminiz veya fırçanızın baskısıyla ayarlayabiliyorsunuz. Önce ben kurşun kalemle size göstereceğim. Şimdi bakın, daha az bastırıyorum şimdi. Çok bastırıyorum. Az. Çok. Az. Çok. Az. Bu bir nüans yaratıyor. Örneğin bunu daha sonra siz hani şöyle tamamen mekanik gözüken dümdüz bir bulut çizerseniz eğer ve bunu bir de az önce göstermiş olduğum nüanslı çizgilerle çizerseniz daha farklı, daha güzel ve daha şiirsel bir estetik havası oluyor. Aynı şeyi siz fırçayla da yapabiliyorsunuz. Fırça bu konuda daha etkilidir. Çünkü sonuçta daha esnek bir malzeme var ucunda. Daha esnek bir malzeme bu imkanı sizin için çok güzel bir şekilde sağlamış olur. Ve siz rahatlıkla bütün bu nüansları icra edebiliyorsunuz. Örneğin, şimdi bakın, fırçayla dümdüz bir çizgi çizerseniz eğer normal kalem gibi durur. Ancak gördüğünüz gibi daha fazla nüans yaratmak fırçayla daha kolaydır. Size çok farklı imkanlar sağlıyor. İşte ilk dersten şunu bilin. Minyatürün ruhu buradan başlıyor. Bunun için çeşitli ödevler yapabiliyorsunuz. Öncelikle kurşun kaleminizle, sonra da fırçayla en güzel ve en sade ödev müsvedde kağıtlarınızda veya bir gazete parçası üzerine herhangi bir çalışmaya başlamadan önce şu şekilde nüanslar yaratıp biraz da fırçayı mesela dik tutarsanız eğer şöyle bir ödev de yapabilirsiniz. Aynı şekilde kurşun kalem için de geçerli. Bastırıyorum. Bastırmıyorum. Bastırdım. Bıraktım. Çeşitli çeşitli şekiller yaratabilirsiniz. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiler.